Oh, Adal Bey gene bizi bilgilendirecek efendim. Hem de bir sürü oyunlar. Ha evet, hepsiyle ilgili göndermeleri toplamış. Ben Doğukan Adal'ı çok düzgün bir insan olarak görüyorum. Öyle görüyorum kendisini. Bence düzgün, iyi bir insan. Yaptığı şeyde çok özen gösteren birisi bence. Bana öyle geliyor en azından. Evet. Bakalım. Cyberpunk 2077 gizemleri, GTA San Andreas, City, Batman, Matrix, Portal, Half-Life. İlk duyurulduğunda 12 yaşındaydım, ilk teaser'ın çıktığında 13 yaşındaydım. Firma ise ilk oynanışı 2018 yılında yayınladı. Anneme dedim işte böyle bekliyordum bu oyunu falan, ne kadar güzel, övmeye başladım. Üzerine de Keanu Reeves oyunu eklendiğinde heyecanımız daha da artmıştı. Anneme tekrar tekrar bahsetmiştim. Yani Dokan başımı şişiriyorsun artık git dediği şeylerden bir tanesiydi. Evet, o yemek yapardı, ben arkada Keanu Reeves falan filan var diye anlatırdım. Çağatay. Oyun defalarca ertelendi ve 10 Aralık'ta sonunda... Doğukan Adal meğersem Çağatay'mış gibi yani. Çünkü biz de öyle yani, normal bir şeyden konuşuyorsun mesela. Çağatay ne kadar işte beklediğinden ettiğinden falan, ah Çıkış kıyamam yaptı. canım Ama ya. oyun buglarla dolu. Motorumu çağırıyorum, motor havada uçuyor. Yolda araba sürüyorum, birden başka bir araba uzaya fırlıyor. Bazen oyun beni birinci sınıftaki boyuma getiriyor. 1.26 oluyorum. Bazen başka karakterlerle iç içe giriyorum. Bazen de karakterler arabamın tavanına sıkışıyor. Bunun büyük büyük nedeni, büyük ihtimal hissedarlar artık para kazanmak istedi ve CD Projekt Red'e de sıkıştırdılar ve oyunu bu şekilde hatalı bir şekilde sundular. Bu hatalar zaten zamanla düzeltilir. Bugün Ah, ise Cyberbug oynarken etrafta keşfettiğim gizemleri sizlerle Cyberbug. paylaşacağım. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. GTA San Andreas Easter Egg'i. Oyunu oynayan herkesin bir şekilde lanet ettiği bir bölüm var. Tren bölümü. Bir nesil bu bölümü geçmeye çalışırken ömrünü bitir. Biliyorsunuz değil mi? Ben hiç San Andreas oynayamadım. Hiç. Çünkü San Andreas'ın oynandığı, yani San Andreas'ın çıktığı sene biz taşındık. Taşındığım için taşındığımız yerde de internet kafe olmadığı için ben hiçbir zaman GTA San Andreas oynayamadım. Hiçbir zaman. Hiç. Cyberpunk'ta da İnternet kafe şehrin yoktu dışındaki bir çünkü. tren yolunun üzerinde buna bir gönderme var. Bir motor kazası olmuş ve iki tane ölü var. Teknoloji gelişmiş olduğundan da onların çipini alarak en son ne konuştuğunu Yalan duyabiliyoruz. inanma, Konuşma vallahi lan. yapan iki kişi var. Biri Little Smoke, Big Smoke'a gönderme. Biri de JC, CG'ye gönderme. Şu treni takip etmemiz lazım. Ediyoruz zaten, durdurmak için bir hack falan yapamaz mısın? Olmaz. Tamam, yakalamaya çalışıyorum. Aa, ananın diğer yönden de tren... Yusey, ne oluyor? Tek bir işim vardı, o da şu kodum trenini takip etmekti. Aga be. Aga be. Kendi sesi tabii canım. Bunları buluyor oyunların içinde bir de ya. Helal olsun vallahi. Batman göndermesi, araba ve ses kayıtları. Şehrin dışında gözden uzak bir mağara. Mağaranın içi yeni yeni yapılaşmaya başlamış ve içerisinde ise Oo! son model bir araba var. Bu araba oyunun en hızlı arabası ve siz aldığınızda tamamen sizde kalıyor. Nerede bu? Nerede bu araba? Ya bug'lar düzelir. Bug'lar ne zamana düzelir ama 3 ay beklemek lazım. 3 ay, 4 ay. Ben göstereyim. Göster o zaman. CD Projekt çalışanları, yönetim aşırı sinirlenmiş. Madem bu kadar hata vardı, niye çıkarttınız oyunu diye. Yani günün sonunda işte diyorum ya, aslında bu işler kar işi arkadaşlar. Yani kar elde etmeyecekleri bir de bir şeye hiç kimse girmez. O yüzden yüksek ihtimalle bir an önce para kazanmak istediler ama şu an Metascore'u kaç Cyberpunk'ın? Cyberpunk 2077. Metacritic. Dü-dü-dü-dü-dü. 87 puan. Bak bu kadar bug'a rağmen, bu arada bu kadar bug'a rağmen, bu kadar olaya rağmen user Metascore 7.1. 7.1.
Direkt meta skorda, yani meta skor dediğimiz hani sol tarafta gözükeni de oyun firmaları, işte ne bileyim gazeteciler, mazeteciler, oyun basınının verdiği puanlar. Sol taraftakiler, bunlar da oyuncuların puanları. Yeter artık, ne zaman BFF olacağız? Zaten öyle değil miyiz madem Insomniac? Bence öyleyiz ha, 87 çok iyi böyle bir oyun için. İşin ilginç kısmı ise bu arabanın yanında barındırılan bir tane not. Nasıl sıkıntı, teknik yani işte. Bunu her gün oku. Asla vazgeçme. Amacını unutma. Bu yazı Batman'e bir gönderme. Aslında az önce bulduğumuz araçsa Batman'in Batmobile'i. Notta ise şunlar yazıyor. Korkma, orada bir şeyin yok. Bana hep bunu söylediler. Fakat anne babamın öldürüldüğü gece karanlıkta bir şeyler gördüğümü biliyordum. Gördüğüm şeyi uzun süre aradım. Karanlıkta gizlendim. Onu inceledim. Anladım. Onunla bir oldum. Gördüm ki onun ışığın bile kaçamadığı en derin noktalarında korkacak tek bir şey vardı. Benliğim. Gölgeye dönüştüm. İntikama dönüştüm. Night City'nin hak etmediği adama dönüştüm. Karanlık adama dönüştüm. Bu ölmek üzere olan şehri kendisinden korumak için gereken intikam da yıkım da adalet de benden sorulur. Artık kalbimin atmayacağı güne kadar da böyle olmaya devam edeceğim. Ve o aniden Batman gelse. Karanlık adama dönüştüm kısmı kara şövalye olarak bilinen Batman'e bir gönderme. Özellikle de çizgi romanlarda Batman intikamın vücut bulmuş hali olduğundan dolayı intikama dönüştüm var, kısmı oyunu, Batman'i hakikaten tanımlıyor. Ya Ubisoft, sonuçta bunu ya yazan kişi de Batman de zamanında ailesini kaybetti. Hayal bile etmek istemiyorum ne olacağını. Hayal bile bak. Evet, Adal'ın ses tonu da çok hoş. Çok nice üzgün miyiz bence? Çok iyi bir yer değil. Şehirden uzaklaştıkça daha da çöplüğe dönmeye devam ediyor. Bu çöplüğe dönen mekanlardan birinde ise yine GTA easter egg'i var. GTA San Andreas'ta döndüğümüz ev Grove Street. Aynen oyuna aktarılmış. Yol sonunda dairenin etrafında kurulan evler var. Evler küçük, evlerin durumu pek iyi değil ve burada da çeteler yaşıyor. Ne güzel vuruyor silahıyla. Silahı kaç kaç vuruyor görüyor musunuz? Ben de 88 kere vurmak zorunda kalıyorum bir insan. Ims! Karbon! Hideo Kojima easter egg'i. Biliyorsunuz kendisi büyük bir oyun yapımcısı. Belki Metal Gear serisinden, belki de yeni çıkan Death Stranding'den hatırlarsınız çünkü bayağı kargocu simulator diye dalga geçti, popüler olmuştu. Kendisi oyunun içinde var. Jackie ile gittiğiniz soygun görevinde bir oteldesiniz ve eğer lobiye giderseniz Hideo Kojima'nın birilerine senaryo hakkında konuştuğunu duyabilirsiniz. Nasıl ya? Biz girdik de buraya. Lan biz buraya girdik de hiç ben Mert Günhan'ı görmedim. Biz buraya girdik ama Mert Günhan yoktu ki içeride. Ulan ya. Ulan ya, vallahi görmedim. Bize de hiç söylemedi. Mert Günhan'ı köşede unutmuşuz, görüyor musunuz? Benim geldiğimi görüp kalkıp gidiyor. Evet ya, Can abi görmedi ya Hideo Kojima'yı. Kral hala bizi düşünüp oyun yapıyor, gördünüz mü? Evet, Hideo Kojima şimdi korku oyunu yapıyor değil mi? Gerek varmış gibi. Ya, ben bir şey söylemek istiyorum. Konudan çok alakasız. Gene durdurdum ama bir şey söylemek istiyorum. Sevgili oyun firmaları, neden aşk oyunu çıkmıyor? Neden mesela iki aşığın hikayesini anlatan bir oyun yok güzel? Şöyle güzelinden tatlı hikaye ya. Neden ya? Ya neden hep kan var? Neden hep kötü kötü şeyler var? Bana ne, ben aşk istiyorum ya. Ya ben aşk istiyorum, bana ne? Ne güzel Florence oynadık. Bak mesela ne güzel Florence oynadık. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzeldi. Last Day of June. Evet mesela o da öyleydi. Ama yani şöyle büyük 7-8 saatlik full aşk. Böyle aşka boğan bizi, bizi yok eden, entrikanın böyle birbirinin içinden geçtiği bir oyun niye yok ya? Neden hala daha aşkı memnunun bir oyunu yok mesela? Yok satar. Yok satar. Yok satar. Kimse kafayı kullanmıyor kardeşim. Kimse, hiç kimse.
Aşk-ı Memnu çekmeyi falan düşünürseniz oyun olarak ben şeye gönüllüyüm bu arada. Nihal karakterini oynamaya gönüllüyüm. Teşekkürler. Boyum yetiyor çünkü ona. Ayrıca kaydım olmadığından ve Easter Egg'i sonradan öğrendiğimden dolayı Peaky Blinders izlerken arka planda 2,5 saat boyunca oyunu oynayıp sırf Hideo Kojima'yı görmek için geldim buralara kadar. Değmedi. Oyun içerisinde kafamızda bir çip var. Çipin içinde de Keanu Reeves'in oynadığı Johnny Silverhand var. Bu karakterse kafamızın içinde çok baskın olduğunda onu hap alarak etkisizleştirebiliyoruz. Burada da oyunun bize sunduğu haplar devreye giriyor. Bize bir mavi kutu, bir de kırmızı kutu hap veriliyor. Bu da Matrix filminde Morpheus'un Neo'ya uzattığı haplara gönderme. Çünkü filmde Neo'yu da Keanu Reeves oynamıştı. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer. Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ayrıca oyundaki tek Matrix göndermesi bu değil, hap olayına direkt birebir gönderme de mevcut. Breaking Bad Easter Egg'i. Diziyi tamamen izlediyseniz Walter White'ın bir gün eve pizzayla gidip ondan sonra sinirlenip de pizzayı çatıya attığını biliyorsunuz. Cyberpunk'ta da çatıda bir pizza buluyorsunuz, bu da direkt olarak Breaking Bad'e gönderme. Death Stranding'deki BB'yi Hunt görevinde, yani River'la dolaştığınız av görevinde bulabilirsiniz. Kendisiyle bir laboratuvara giriyorsunuz ve laboratuvarın içerisinde belli bir yerde denek olarak BB duruyor. Ayrıca bir sürü posterli Half-Life 3'e de göndermeler yapılmıştı. Sonradan baktığımda posterler güncellemeyle kaldırılmıştı. Tekrar baktım, hiçbir yerde bulamadım. Ama eğer elinize Levi alırsanız ve açıklamasını okursanız şunlar yazıyor. Soyguncuların ve MIT'teki teorik fizikçilerin kullandığı Levi. Half-Life evreninde Levi kullanan Gordon Freeman ise MIT'te teorik fizikçilerden bir tanesi. Ayrıca tek Valve Easter Egg'i bu da değil. Dallum'un adındaki bir yapay zeka araç firması var. Herhalde ve her bir yan görevde Dallum'un kendi kaybolan ya. Araçlarından bir tanesini geri getirmemizi istiyor. Aracı buluyoruz, geri götüreceğiz ama yapay zekalardan biri değişmiş. Dallum'un yerine gelen yapay zeka ise GLaDOS'un ta kendisi. GLaDOS ise Portal'ın ana kötüsü. Half-Life'ı şöyle yapıyor herkes. Dallum mean misses you. I'm here to shut you down. Oyuna 3 farklı hayat yoluyla başlayabiliyorsunuz ve eğer şirketçi olarak başlarsanız Siri'nin Easter Egg'ini en başlarda görebilirsiniz. Patronunuzla konuşacaksınız, parayı alacaksınız. Sonra isteğe bağlı olarak ofisinize geri dönebilirsiniz. Şirketçi ofisinize geri dönüp çekmeceyi açtığında Siri'nin Easter Egg'ini göreceksiniz. Bir dergi. Dergi ise tam olarak oyun ödüllerinin olduğu bir dergi ve Witcher'a gönderme. Witcher'ın bir bölümünde Siri geleceğe gidiyordu ne ve gelecekten gelip Geralt'a inanmayacağı hikayeleri anlatıyordu. Bu yüzden de herkes Cyberpunk 2077'de gidip de Siri'yi görebileceğimizi söylemişti. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Çekti kadın gerçekten. Son olarak da Harry Potter Easter Egg'i. İkonik duvardan geçme sahnesini hatırlıyorsunuz. Neyse daha fazla uzatmayacağım ben bunlar. Gerçek zannettim. Lan gerçek sandım. Sırf onun için girecektim yemin ediyorum. Siz de öyle zannettiniz değil mi? Oyun böyle çıkmamalıydı. Evet ya. Buradan kanala destek olan üyelerime çok çok teşekkür ederim. Kendilerini şu an ekranda görüyorsunuz. Yakında üyeler özel belgesel tarzı videolara da devam edeceğim. Ayrıca MSI ve Nvidia tarafına RTX 3080 için teşekkür ediyorum çünkü çektiğim tüm görüntüler son ayarlarda 2K olarak çekildi ve onlara borçluyum. Oyun içinde ışın izleme teknolojisinin belirgin tarafları ise şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Sözü fazla uzatmadan, izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.